Ölüm aynen yaşamın vazgeçilmez, doğum gibi vazgeçilmez sonuçlarından bir tanesidir. İstenmeyen bir sonuçtur, her zaman üzüntülü bir sonuçtur ve toplum tarafından özellikle büyük bir üzüntü ve infial ile karşılaşılır. Ancak ölüm hadisesine geldiğimiz zaman iki tür ölüm vardır. Bunlardan bir tanesi doğal ölümdür. Doğal ölüm dediğimiz hadise kişinin kendisinde var olan bir hastalıktan dolayı ölmesidir. Ancak ikinci konu zorlamalı ölümdür. Şimdi zorlamalı ölümler konusu çok tartışmalıdır. Nedir zorlamalı ölüm? Kişinin ölümü beklenmeden, beklenmeden meydana gelen ölüm hadisesi. Birçok neden vardır. Altında intihar da bir zorlamalı ölümdür. Trafik kazası da bir zorlamalı ölümdür. Cinayet de bir zorlamalı ölümdür. Yani ölümün zorlamalı ölümün nedenlerine baktığımız zaman altta 3 ana başlık yer alır. Peki doğal ölüm ve zorlamalı ölüm. Her iki ölüm arasında acaba kafamızı karıştıracak durumlar var mı? Yani ne doğal ölüme sokabiliriz ne de zorlamalı ölüme sokabiliriz. Evet var. İki tanedir. Bunlardan bir tanesi ani ölüm. Ani ölüm nedir? Bir kişinin semptomlarının yani şikayetlerinin başlamasıyla ölüm hadisesi arasında geçen süre 12 saatten kısa ise buna ani ölüm denir. Bunu biraz açmak istiyorum. Eğer bir kişi eve gelmiş, "Benim başım ağrıyor." deyip de ailesine söyleyip içerideki odaya geçip yattıysa ve yatağında ölü olarak bulunduysa biz buna ani ölüm diyoruz. Ani ölümler doğal ölüm de olabilir, zorlamalı ölüm de olabilir. İkisi arasındaki doğal mı zorlamalı ölüm mü kararını vermemiz gerekmektedir. Nasıl vereceğiz bu kararcı? Tabii ki otopsiyle vereceğiz. Otopsiye biraz sonra geçeceğim. İkinci durum nedir? Birincisi ani ölüm dedik. İkinci durum nedir? Zorlamalı ölümü veya doğal ölümü olduğunu bilmediğimiz e, ölümler şüpheli ölümler. Şüpheli ölüm tanımı aslında tamamiyle hukuki bir terminolojidir. Tam olarak karşılığı şudur: Ölüm sırasında eğer bir şahit yoksa bu bir şüpheli ölümdür. Sıklıkla yaşlı insanlarda görürüz. Evinde koltuğunda veya yatağında ölmüştür. Bir gün, iki gün kendisinden haber alınamaz ve çoluğu, çocuğu, torunu kapıyı kırarak içeri girerler. Bu bir şüpheli ölümdür. Şüpheli ölüm, biraz önce ani ölümde söylediğim gibi doğal da olabilir, zorlamalı da olabilir. İkisini ayırt edecek, doğal mı zorlamalı mı ayırt edecek tek işlemimiz otopsidir. Şimdi demek ki ölüm hadisesini İki gruba ayırdık. Bir doğal ölüm, iki zorlamalı ölüm. İkisi arasında da bir gri zon vardır. Ani ve beklenmedik ölüm veya şüpheli ölüm. Şimdi ani, şüpheli ölüm, beklenmedik ölüm ve zorlamalı ölümlerin hepsinde biz otopsi işlemi yaparız. Otopsi ne demektir? Otopsi Latince'de açıp içini bakmak demektir. Ve otopsi bugün artık bir uzmanlık alanıdır. Otopside biz bir adli tıp e, uzmanından şunları bekleriz. 1- Ölen kişi kimdir? Bu çok önemli kimliğini söyleriz. 2- Bu kişi ne zaman ölmüştür? 3- Bu kişinin ölüm nedeni nedir? 4- Bu kişinin ölüm tarzı nedir? Bu dört konu otopside açıklığa kavuşur.